Yaz geldi. Ben geçtiğimiz sene Manavgat'ta, işte Manavgat Irmağı'nın kenarında bir kampanya başlattım. Kendi kendime yaptım bunu. Çünkü gittiğim zaman orada müthiş bir doğa görselliği var. Çok güzel bir mesire alanı. İnsanlar geliyorlar. Ve bunu maalesef ki hani yabancı da değil, kendi insanımız yapıyor. O sahiller, işte o ırmak kenarları. Çer çöp şişeler, işte bebek bezleri, bin ya acayip acayip şeyler ve çıldırdım. Ben de hepsini fotoğrafladım. Ondan sonra yayınladım. Hatta toplayabildiğim bütün ya cam şişeleri atmışlar Manavgat Irmağı'na. Yani orada böyle bir şey olabilir mi? Yangın da çıkarır onlar. Tabii ki. İnanın hocam, ben orman yolunda veya sahillere gittiğim zaman tek başıma da olsam topluyorum. Yanımda arkadaşlarım, işte bizim ekibimiz çalışan, onlar da olsa hep birlikte oturup topluyoruz bunları. Neyse, ben yayınladım bunu. Tabii müthiş bir kamuoyu oluştu bir anda sosyal medya üzerinden ve Manavgat Belediyesi konuya dikkat çekerek oraya önce bir belediye çalışanlarını gönderip bütün temizliği yaptırdı, alan muhteşem oldu ve bir de konteyner koydu. Ne güzel. Çöp konteyner oldu. Bravo, bir alkış alalım. Yani hepimiz esasında birey olarak kendi üzerimize düşen vazifeyi bilirsek zaten bu kirlilik de olmaz. Tabii ki o betonlaşma mesela, onları saymıyorum. Hani ona da artık ne kadar gücümüz yeterse tepkimizi Ben devamlı onu zaten söylüyorum. Ama özellikle doğayı koruma anlamında, işte yaz geldi, şişeler vesaire, lütfen bunları atmayın. Çöplerinizi sahillere, doğaya, ormana atmayın. Yangınlara da sebep olmayın. Çünkü biz bir yangın felaketi yaşadık, biliyorsunuz, 11 yıl önce. Evet, Allah ben korusun. Hatırlıyorum, çok kötü. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin herhalde en büyük orman yangınlarından Çok biriydi üzücüydü. o.